Merhaba değerli izleyenler. Alemlere rahmet, Hazreti Peygamber Efendimizin kutlu hayatından, kutlu hatıralarından, onun veciz sözlerinden kesitler sunmaya devam ediyoruz. Peygamber Efendimizin biricik oğlu İbrahim 18 aylıktı. İbrahim rahatsızlandı ve kısa bir süre sonra vefat etti. Allah'ın elçisi gözyaşları döktü. Ciğer paresi küçük oğlu İbrahim'in vefatıyla hüzünlendi ve gözyaşlarına hakim olamadı. Sahabiler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, siz de mi ağlıyorsunuz? Elbette bu Allah'ın insanların gönlüne, kalbine koyduğu o rahmetin, merhametin ifadesidir. Gönül hüzünlenir, gözyaş döker buyurdular. Kendi elleriyle Allah'ın elçisi biricik oğlu İbrahim'i toprağa verdi. Bu esnada Allah'ın elçisi bir açıklık gördü ve onun kapatılmasını istedi. Sahabiler dediler ki, ey Allah'ın Resulü, bunun ölüye bir faydası var mı? Buyurdular ki, bunun ölüye bir faydası veya zararı yoktur. Ancak bakanın gözüne hoş gözükür. O kabirde, mezarlıkta, mezarda bir açıklık olmasını Allah Resulü hoş görmemişti ve giderilmesini istedi. Buyurdular ki, Allah Azze ve Celle birinizin yaptığı işi en iyi şekilde ve güzel, sağlam bir biçimde yapmasından memnuniyet duyar, hoşnut olur. Bir mesaj veriyordu Allah'ın elçisi bizlere. En üzgün olduğu bir zamanda bile bir işin sağlam, hakkının verilerek yerine getirilmesini istiyordu. Onun bizlere çağlar üstü örnekliği, insanların üzerine aldığı bir işi en güzel ve mükemmel bir şekilde yapılmasının gerekli olduğunu gösteriyordu. O hem fiili hem de sözleriyle bizlere bunu bırakmıştı. Bir Müslüman üzerine aldığı sorumluluğu, üzerine aldığı bir işi en güzel şekilde hakkını vermek üzere yapmak durumundadır. Allah itkan sahibi, yani bir işi en güzel biçimde yaratan, yapandır. Şu etrafımızda gördüğümüz tabiat, gökler, yeryüzü, denizler, canlılar Allah'ın bu eşsiz sanatının ifadesidir. Allah Resulü, Allah güzeldir ve güzeli sever buyurmuşlardır. Hazreti Ömer'in oğlu Abdullah aktarır bir sohbette, Allah birinizin elbisesini yerde sürükleyerek gezmesini kibir sayar ve bundan hoşlanmaz buyurdular. Bunu duyan sohbette bulunan Ebu Reyhane dedi ki, ben ayağımın bağcığından üzerimdeki elbiseye varıncaya kadar giymiş olduğum elbiselerin üzerimdeki eşyanın güzel olmasını isterim. Allah Resulü'nden işittim. Allah güzeldir, güzeli sever buyurdular. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve inkar etmektir buyurdular. Elbette bir Müslümanın cemal araması, yani güzeli, güzelliği araması, yaptığı işte iyiyi araması Allah Resulü'nün elbette sünnetindendi ve Allah'ın da emriydi. Çünkü Allah ihsanı emretmişti. Allah ihsanı, adaleti ve yakınlara bakmayı emreder. Hayasızlıktan, fenalıktan ve çirkinlikten alıkoyar buyurdular. Yine alemlerin efendisi, Allah size her işte en güzel şekliyle yaptığınız işi yerine getirmenizi emretti buyurmuştur. Allah Kur'an-ı Kerim'e baktığımız zaman ihsanı, yani yararlı işleri en güzel şekilde yerine getirmeyi emretti ve Allah kuşkusuz ihsan edenlerle, iyilik edenlerle işlerini, üzerine aldıkları sorumlulukları hakkıyla yerine getirenleri sever. Allah iyilerle, işini iyi yapanlarla beraberdir buyurmuştur. Üzerimize aldığımız toplumdaki her iş bir sorumluluk ve emanettir. Ticaretten bürokrasiye, eğitimden ziraate kadar toplumda üzerine bir sorumluluk alan her insan işinin hakkını vermek ve üzerine aldığı görevi en iyi şekilde yapmakla yükümlüdür. Bu aynı zamanda
dini bir sorumluluktur. Allah'a karşı bir sorumluluktur. Vatandaşlık ödev ve görevimiz olduğu kadar. Dünyada izzet, yücelik, şeref, yine ahirette, ebedi alemde Allah katında yücelik, izzet ve şeref de ancak insanların kulluk görevleri başta olmak üzere üzerlerine aldıkları her işi iyi bir suret yapmalarıyla ancak mümkün olabilir. Geçmişte başarılarıyla övündüğümüz atalarımız, bir Mimar Sinan örneğini ele aldığımızda, Mimar Sinan ince sanat dehasıyla birlikte işini titizlikle yapmak ve yoğun bir emek sarf etmek suretiyle o eşsiz abidevi eserlerini yapmıştır. Günümüze kadar gelmiş ve hayranlıkla izlediğimiz eserler vücuda getirmiştir. Yine çalışmalarıyla batıya, batının Rönesansına ön ayak olan Müslüman atalarımız da işlerini hakkını vermek suretiyle, çalışmak, alın teri dökmek suretiyle yine öncekilerden aldıkları ilmi, kültürel, bilimsel mirası daha da ileriye taşıyarak bu mirası geliştirmişler ve dünyaya örnek olmuşlardır. Bu itibarla her birimiz, başta Allah'a karşı görevlerimiz, ailemize, toplumumuza, bütün Müslümanlara ve bütün insanlığa karşı görevlerimizi en iyi şekilde yerine getirmek ve işin hakkını vermek suretiyle yapmak durumundayız. Bu hem kendimize olan saygımız, hem insanlara, hem Resulullah'a, hem de Allah'a olan saygımızın bir gereğidir. İşini hakkıyla yapanlar, işini safsaplamayanlar ve üşenmeyen insanlar, işine hakkını verdiği için kendileri gönül huzuru duyacaklar ve işleri de güzel bir surette ortaya çıkacak. Bundan elbette insanlar da, Allah da memnun olacaktır. İşlerine, hanelerine de bereket gelecektir. Ne mutlu işin hakkını vermek çabası içerisinde olan kimselere. Hoş kalın, hoşça kalın değerli izleyenler. Thank you.